Zor. Kızlar, zor kadın değilsiniz. Zor olmaya da çalışmayın. Sadece onlar sizinle başa çıkamadıkları için bu bahaneyi öne sürüyorlar. Kadın kanalına hoş geldin. Ben Irmak. Yanımda erkek kanalından Jaki var. Jaki'cim, bugün biz seninle zor kadınları konuşacağız. Zor kadın nasıl olur? Erkekler hangi kadınları zor bulurlar? Ve esas konu şu ki, neden zor buluyorsunuz o kadınları canım benim? Geçtiğimiz videolarda genelde feminist görüşünü ısrarla beyan eden ve ağır feminist olduğu ortada belli olan kadınları erkeklerin zor olarak yaftaladığını ben tespit etmiştim. Ben tespit ettim ama. Yani genelde bunu kadınları zorlukla yaftalıyorsunuz. Sanki o kadının bir problemi varmış gibi, sorunluymuş gibi bir şeyler söylüyorsunuz bu kadınlara. Sence zor kadın nedir Jaki'cim? Öyle bir giriş yaptın ki Irmak, ben de biraz kendimi şey hissettim. Zan altında. Şu an zan altında hissettim. Ha. İşte mesela amaç zor buydu. Kadın böyle bir yerden çıkıyor. Ya. Erkek sıkıştırıldığı yerde, hani biraz böyle yüzleştirildiği yerde durumdan en kısa sürede uzaklaşmak, kaçmak ister. Evet, öyle yapıyorsunuz. Ve bunu haklı hale getirebilmek için de onu bu duruma maruz bırakan kişiyi kötüler. Bu kadar yekten itiraf yani. Daha ne söyleyeyim? Tamam, kanal gitti. Teşekkür ederim, bunu almak istiyordum. Evet abi, yekten bunu yapıyorsunuz yani. O da ortamdan kaçmak için, kurtulmak için. O polemiğe, ki bu da polemik değil aslında, o medeni bir tartışmaya girmemek için sen zorsun abi deyip gidiyorsunuz. Tamam da bizim tarafımızı hiç düşünmedin mi? Düşündüm tabii ki. Ne mesela? Bak, hani düşündüm, ne oluyor? Seni çağırdım. Ha. Düşündüm, gel dedim, sen de anlat derdilerinizi paylaşın. Erkek kanalı adına gel, burada zor kadınlardan çektikleriniz nelerdir bir anlat bakalım. Peki o zaman şöyle, geri sararak başlayacağım. Çünkü hayatımın belli evrelerinde zor kadın diye etiketlediğim kadınlar hayatıma girdi. Hı. Nedir bunlar, uğraşılır mı bunlarla, neden böyle insanlar çıkıyor karşıma? Neden ben bunları yaratıyorum diye kendime sorup durduğum pek çok insanla karşılaştım. Yani şöyle oluyor, hani işte mesela ilk etapta daha küçükken, ergenken peşinden koşturan kadın zor kadın oluyor. Ve bir de peşinden koşuyorsun da. Bir de koşuyorsun, işe yarıyor demek. Ya neden böyle yapıyor yani, anlamıyorsun yani, hani işte hem böyle bir daha amiyane bir tabirle hani gösterip de... Bir dakika, bir dakika. Burası çok kadın kanalı, lütfen. Biraz daha üst tribümüzde konuşur muyuz? Okey. Şimdi hem sana biraz pas atıyor. Ya şaka yapıyorum, rahat konuş ya. Yani tamam, hemen bak rahat saygımdan hemen ilikler gerekli şekilde konuşurum. Aferin. Nasıl isterseniz. Aferin çocuğum. Biraz böyle hani pas atıp, biraz ilgileniyormuş gibi yapıp, bazen arkadaşların üzerinden sana mesajlar verip, bazen direkt sana mesajlar verip ama sen bir adım attığında pırırıp diye kaçanlar vardı mesela. Evet, taktikçi kadın. Bunu ben anlayamazdım, bana zor gelirdi bu yani. Yani neden böyle yani, hani madem istiyorsun gel, hani fazla bir şey istemiyorum yani, hani gel. Ama oradaki amaç o. Neden öyle bir amacın olabilir oradaki ki? Oradaki amaç o. Oradaki amaç kendini mümkün olan en üst mertebede arzulanabilir halde tutmak. Peki bu ne için bize yarıyor? Ama hani orada bir de böyle oluyor istediği. Hadi girin hadi. Tamamen orada sen bir araçsın. Asla amaç değilsin. Oradaki amaç kendini mümkün olduğu kadar pohpohlattırmak ve egosunu tatmin etmek. Şimdi bu kadın tipine mi zor diyorsun sen? O dönem buna zor diyordum. Bu ergenlikteki bu kadın tipi senin için zordu. Peki geldik yetişkinlik, sağlıklı ilişkin modumuza geldik. Şimdi onu tartışırız tabii. Sağlıklı erişkin moda gelmek Türkiye'de veya dünyada bence %90'ın gelemediği bir nokta olduğu doğru için. Doğru söylüyorsun. Yani herkes anasının ütopya. Oğlu. Evet, ütopya. Evet, ütopya o. Sağlıklı erişkin değil de yani diyelim ki ilerleme kaydettiğimiz dönemlerde. Tamam. Şöyle bir kadın tipi oldu mesela iş yaşamında. Güçlü patron. Benim mesela hep patronlarım kadındı. Kendi üstümde danışmanlık yaparken ilk çalışma deneyimlerinde böyle şey kadınlar vardı, hani şöyle bir şeyim var. Hacklemeyi biliyordum. Ben çünkü iyi adam. Paşa adam, iyi evlat. Sen de o rolü üstlendin. İyi öğrenci rolünü üstlenip benim üstümde olan, otoriteye sahip olan kadınların varlığında ben gerekeni yapan, sorumluluklarını yerine getiren, ne denirse yapan ve bunu iyi yapan, yapmaya çalışan kişi olunca hani onlarla onları zor kadın diye etiketlememe de gerek kalmadı ama yeni bir kadın türüydü o benim için. Ondan sonra aslında şeyi fark etmeye başladım. Annemi modellemişim. Annem güçlü bir kadın, istediğini yapan bir kadın gibi görmüşüm. Onu idealleştirmişim kafamda ve o aslında zor bir kadın ve ondan sonra bir baktım onun gibi kadınlar arıyorum.
Acaba neden? Hayatın sırrını çözdü şu an. Bütün hepiniz bunu yapıyorsunuz abi. Kendi ananız gibi kızlar arıyorsunuz, buluyorsunuz. Evleneniniz de evleniyor üstelik. Sonra o anneden beklediğin, gördüğün ilgiyi de aynı kızdan talep ediyorsun. Aynı şekilde en kötüsü. Peki şimdi güçlü kadın dediğin kadın senin için ne? Kimdir güçlü kadın? Kimdir güçlü kadın? O dönemde sonra şey güçlü kadın olmaya başladı. Hani böyle kendin isteklerin, arzuların, insanların istekleri, arzularını keşfettikçe, öğrendikçe bir bakıyorsun bir kadın isteklerine, arzularına, zevkine, her şeyine sahip çıkabilen bir kadın. Çok rahat. Böyle beğendirmekle uğraşmıyor ama böyle bir albenisi var falan. Bir bakıyorsun sen onun yanında küçücük hissediyorsun. Kadın güçlü. Neden küçücük hissediyorsun? Çünkü o kadın o kadar hakim ki kendine. Sen... Sana ihtiyacı yok. Evet. Çok güzel söyledin yani. Sana değil, yok. Kimseye ihtiyacı evet. yok. Bir erkeğe hiç yok. Ha, o an... Sen olsan da okey, olmasan da okey. Sen bonus olursun ancak onun hayatında. Tam da o pozisyonda hissettiğin anda içine kaçıyorsun erkek olarak. Yani fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak küçülüyorsun. Küçüldükçe o kadın büyüyor gözünde ve iletişim kuramadığında onun için davranmak, onu isterse yapayım, onu beğendireyim. Onun da hiç istediği bu değil. Tam tersi kaçmak istiyor. Sen nesin bir böyle falan diyor. Sen daha da küçülüyorsun çünkü... Acı gerçek. İstediği hiçbir şey yapamıyor hale geliyorsun. İnsan sıkışıyor yani. Sonra bir yerde bir nokta var. Şunu diyorsun, tamam ya öyle kalsın o. O böyle güçlü. Ben de böyleyim, ne yapayım? Benden de bu kadar. Bizdeki malzeme bu. Şimdi Jackie sen çok güzel anlatıyorsun böyle. Kendi tecrübelerini, kendi deneyimlerini gayet de güzel analiz etmişsin. Gayet de sağlıklı ilişkin moduna yaklaşmışsın. Ama şimdi senin gibi olmayan çok fazla adam var. Övüyorum seni burada, farkında mısın bilmiyorum. Genelde şunu tercih ediyorlar. Başa çıkamayacağı bir kadın gördüğü zaman kadını aşağı çekmeyi tercih ediyorsunuz abi. Bayağı. Kadının eksikliklerini yakalamaya çalışıyorsunuz. Kadını küçültmeye çalışıyorsunuz. Kadının başarılarını... Rekabet ediyoruz. Kadın erkek rekabetine giriyoruz. Evet. Evet. Ve her yerde kazanmak zorunda mısınız? Bırak biraz kadın kazansın. Yani rekabet de olabilir bununla, bir sıkıntı yok ama yani rekabet sağlıklı bir rekabet olursa, izin verirsen karşıdakinin de arada sırada kazanmasına, bu keyifli bir yarışa dönüşebilir. Ama sürekli kazanmayı istiyor olmanız biraz bencil değil mi sadece? Ama biz amcalara pipilerimizi göstererek, alkışlar alarak büyüdük. Hep alkış, hep alkışa ihtiyacımız var yani. Ve hani o aslan oğlum yaparsın, yürü be! Ve ondan sonra Malkaç oğulları... eşkıyalar, çukurlar, onları, bunları seyrede seyrede. Şimdi çukuru izleyen bir adama sen kadın da kazansın dediğinde ne hissedecek adam? Yani mümkün mü ya? Şöyle bir adam var karşında. Ne? Ha şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Azıcık kadın tarafları da şey olsun diye oraya da böyle hanım ağa kadınlar koyuyorlar ya. Ha ayıp olmasın ama diye. Onlar da erkekleşmiş kadınlar olmuşlar. Erkek dünyasında erkek kurallarını uygulayan kadınlar seçiyorlar orada da. Biz de yedik. Neyse. Şimdi nedeninin cevabını vermek çok kolay da şimdi ben sana onların bakış açısından anlatmaya çalışıyorum. Şimdi onlar... Onlar kimler? Biz erkekler diyeceğim. Yani biz erkekler yani şöyle birbirimizle... Çok fazla sidik yarışı yapan ve bunu yapmıyormuş gibi davranan, acayip bir rekabet içerisinde olan insanlarız erkekler olarak. Ve sizlerle daha böyle ilişkilenmeye başlamadığımız dönemlerden başlayarak sürekli bir atıp tutma var yani. Bizde şu var, senin baban benim babamı döver. Ulan siz dövüşün. Baba, daha yok tam tersi değil mi oğlum? Benim babam senin babanı döver. Ben, düşün bak ben o öyle seçmişim. Daha oradan başladım. Sürekli bir bu yarış, mücadele, savaşma, kazanma şeyi de büyütüldüğümüz için... Ağlayacağım şimdi. Sizin için gerçekten üzüleceğim, ağlayacağım şimdi. Bu konuda sana katılıyorum ama. Yani şu anlamda katılıyorum. Gerçekten özellikle Türk toplumunda üzerinize yüklenen o kadar fazla görev var ki... Yani bu işte bir tanesi ailenin direği olma görevidir. Askere gitme başlı başına çok ağır görevlerden biridir. Buna mecbur kalmanız da ayrı bir yüktür benim gözümde. onun dışında her şey ilk sizden bekleniyor. Her şeyi ilk yapmanız gerekiyor. Bu da ciddi bir özgüven istiyor aslında. Ve velev ki o özgüvende yetişmedin. O zaman da saldırganlaşmaya, öfkeli olmaya ve karşındakini aşağı çekmeye başlıyorsun doğal olarak. Çünkü sende o özgüven yok. Karşıdaki benim yamacıma gelsin ki ortak bir nokta bulup bir payda da iletişebilelim. Aynen. Mesela bende bu şöyle olmuş. O kadar savaşçı olmadığımı görüp ben de ben nasıl geçerim lan bunları demiş benim kafa yapısı. Ve hani hep bir açık bulma. Hani dediğin açığı bulup o açıktaki boşluğu ben dolduruyorum hissiyatı. Böyle durumlarda kimi zaman işte bu paşa adam olursun, efendi adam olursun, arkadaş friendzone'a düşersin. Ama hep birileriyle gene sonuçta aslında mücadele ettiğin o savaşçı adam bana.
hani çıkartıp ortaya masaya çat çat koyan adam. Şimdi şöyle, o kadar garip ki bir şekilde mücadele etmek zorundasın. Ve kendini kanıtlama senin içine programlanmış oluyor. Şimdi kendini kanıtlamak programlanınca ondan sonra şeyler başlıyor. Kadınlarla ilişkilenmeye başladığında sen kaç kadınla oldun? Ne yaptın? Hmm. Yattın, kalktın, onu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın. Oo ben ona bunu yapmıştım zatenler. İğrenç yani. Ay yakıştı. İğrenç, iğrenç. Yani hiç hatırlamıyorum. Bir mücadele var ve o mücadelede sen bir şekilde var olmak zorundasın. Yani hayatta kalabilme şeyi yani. Çünkü bunu öğreniyorsun ve orada mücadele başlıyor. Sonra işte zaten o yanlışlarla sen kadınlarla ilişkilenmeye başlıyorsun. Düşünsene. Tabii. İster istemez... Biz de nelere maruz kalıyoruz o yaşlarda. Düşünsene benim arkadaşım ona daha önceden bilmem ne yapmıştı diyen adama sen yanlışlıkla aşık oldun 15 yaşında. Yani çok oldun kötü. Yani. Çok, çok kötü bir deneyim. Bizim için çünkü, de kötü. Çünkü erkek bir şeyleri denemek istiyor. Sen başka şeyleri deneyin demek istiyorsun. Bir de o kadar istiyorsun. Yanlış öğreniyorsunuz ki bir de gelip bizim üstümüzde denemeye çalışıyorsunuz onları. İğrenç yani. Yani 15 yaşında. Hani cidden bu bir yaradır kızlar yani. 15 yaşında ellerine porno düşüyor. Hatta şimdi daha küçük yaşta düşüyordur artık ellerine. Her şeyi oradan doğru zannediyorlar. Ve gelip sana aynı şeyi yapıyor. Sen halbuki bizler de şeyle büyütülüyoruz. İnanılmaz romantik olması gerektiğini zannederek. Beyaz atlı prens. Bizler de aynen karakter. Böyle senin gelsin böyle saçının teline kıyamasın falan diye. Adamla ilk birlikte oluyorsun. Adam tokat atıyor sana yani çat diye. Ne olduğunu şaşırıyorsun. Dolayısıyla biz de fazlasıyla sizin bu güç yarışlarınızın bedelini ödüyoruz. Bir de üstüne üstlük biz zaten sizin kazandığınız bir dünyada, şimdi sen senin kazandığın dünyada, şimdi erkek olarak kazanıyorsun sen. Zaman. Bir artı bir yani tabii. Bir sıfır başlama tabii. Durumu var. Ben şimdi senin zaten kazandığın dünyada kaybeden olduğum yerde ben de bir yarışa giriyorum. Dolayısıyla mahvoluyoruz yani. Bir de bizim için bunca zaman erkeklerle mücadele ettikten sonra bir de kadınlarla mücadele etmek diye bir şey olunca ya bir dakika ya ben buna hazırlanmamıştım diyorsun. Hani çalışmadığım yerden geldi diyorsun. Yani. İlk anda böyle hayatında ayakları yere basan, ne istediğini bilen bir kadın geldiğinde hani Yusuf oluyorsun, içine kaçıyorsun. Yani ve orada söyleyebileceğim şey şu, yüzleştiriyor aslında. Yani o kadın seni başka bir yere taşıyan kadın oluyor aslında hayatında. Hı-hı. İlla hayatını o kadınla devam edersin ya da etmezsin ama bunu anlayabildiğinde, bunu görebildiğinde sen diyorsun ki o kadın seni alıyor, tutuyor seni duvara çat 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 çarpıyor. Sen bir şey... Peki kalmayı seçiyor musun o kadının hayatında yoksa kaçıyor musun? Şöyle, önce şu var. Ben onu hani bir kadın üzerinden düşünmek doğru değil aslında. Tabii tabii. Yani zor kadın diye etiketlediğin şey kendi ayakları üzerinde duran, evet. Kendi istek ve arzularına sahip çıkan, kendini bilen kadın. Öyle ya da böyle yani tam demek hani o evet. Sağlıklı erişkin herkes olamıyor tabii ama yakın olan birinin varlığında senin ne kadar yakın olmadığını, ne kadar erişkin olamadığını anlıyorsun. O arketiple, o güçle karşılaştığında sen de kendi içine dönüp diyorsun ki ulan ben kendi güçsüzlüklerini, kırılganlıklarını, kendine kabul veremediğin yerleri, kendini sevmediğin yerleri, kadınla rekabete girdin. Ben mesela çok kıskanç birinin varlığında ne kadar kıskanç olduğumu öğrendim. Ben kıskanç değilimdir. Bir de dalga geçerdim. Ya neden kıskanıyorsun ya? Ne var ya? Rahat ol, bir şey yok. Ben iyiyim falan her şey. Bir de böyle kötü niyetli bir tarafım da yok. Ama ne zaman ki o kişi senin artık şeyini anlamadığın, görmediğin yerle uğraşamayacağım deyip biraz mesafelenince aslında güçsüz olduğuna inandığın kadın güçlü bir kadına dönüşebiliyor. Kızlar, Tio. Bir de anlat. Bin tane örneği var bunun yani. Evet. Çünkü sizin de bir sıkıntınız var, bir yaranız var. Bak senden ilgi bekliyorum, bana sahip çıkmanı bekliyorum, bana güven hissi vermeni bekliyorum. Hayatında şöyle bir alan vermeni istiyorum deyip vermedikçe erkek... Hı-hı. Bir yerden sonra siz hani çok önce peşinde koşarsınız. Sonra sıçarım senin ağzına deyip bir mesafeleniyorsunuz. İşte o zaman... Umarım hani mesafeleniyorsunuzdur. Diyoruz, tahtrevanın yerleri değişiyor yani. Bir anda hani ilişkideki gücü elinde bulunduran kişi... Bir anda gücü kaybediyor ve öbürü kadın kaçmaya başlıyor. Kadın kaçmaya başladığı yerde erkek bir anda tutuşuyor. Ama bu şu yanlışı getiriyor. Ama kadın da gidiyorsa gitmiştir biliyor musun? İşte, oradan sonra da o kadını almak o kadar zordur ki yani. Kurtaramazsın zaten. Kurtaramazsın. Bitti. Gittiyse mesela, gider. Ama burada şu yanlışa düşmemek gerekiyor. Yani Beyza dedi bunu. Bunu numaradan yapmayın yani. Hani, ha evet. Ben şimdi bunu bir test edeyim. Biraz mesafeli zor kadını oynayayım. Bakalım ne olacak dediğinde. Yani biz zaten o kadar numaraya alışız ki o çok belli. Görünüyor kızlara onu yapmayın. O çok yapıyorsunuz. Bir dönüp dolaşıp sana yapıyorsunuz geliyor. Yapıyorsunuz diyorum. Yani benim de çocukluğumda mı? Ben bu işlere 9 yaşında başladım. Benim de ergenliğimde yapmış olduğum mutlaka taktikler vardır. İşte mesajına geç dönmek, arayınca açmamak. İki gün beklemek.
yani iki gün bekletmek ya da başka bir erkekle de flört etmek aynı zamanda ve bunu gözüne sokmak falan, yapmayalım bunları kızlar. Bunlar dürüstçe davranışlar da değil zaten. Kendine özgüveni sağlam olan kişi de bu tarz taktiklere başvurmaz. Bu görünüyor dışarıdan bak. Bazen de o gücün arkasına sığınıp içinde aslında çok kırılgan, çok güvensiz, ha, minik evet, minik prenseslerle de karşılaşabiliyorsun. Yani böyle duruyor, böyle duruyor erkek gibi. Hani diyorsun ya erkek gibi, erkekleşmiş. Erkek demeyeyim, erkekleşmiş ya da daha maskülen tavırlara evet, sahip bir kadın. Karşında böyle şey oluyorsun ama İçinden biliyorsun bir kedi yavrusu. İçinde bir kedi yavrusu, prenses gibi davranılmak isteyen küçük bir 5 yaşında kız çocuğu da var. Çünkü o sağlıklı bir şekilde büyüyemediğimiz için, yani bu aslında bir suçlama değil. Büyüyemediğimiz için biz birbirimize şey yapmaya, çomak sokmaya çalışıyoruz ve o savunma mekanizmalarıyla birbirimizi kandırmaya çalışıyoruz. Ve onlar bir işe yaramıyor. İşte ta ki kadının hayatına zor bir adam ya da piç erkek gibi bir şey çıkıyor, süründürüyor seni. Ondan sonra ya sıçarım bu erkekle diyorsun. Ondan sonra karşına bir piç erkek çıktığında yemiyorsun o numaraları. Biliyorsun ama bu küçücük Yusuf bu ya diyorsun. 5 yaşındaki Yusuf. Yusufçuk. Öyle bir şey. Ve birçok kadının da şimdi diyorsun ya zoru oynayan, birçoğu da aslında, yani bu arada konuşmaya çalıştığımız şey şu. Zor değilsiniz. Sadece erkeklerin işine gelmediği için zor kelimesiyle yaftalanıyoruz. Zor değiliz. Zoru oynayan kadınlar başka, onu konuştuk. Onlar taklitçi kadınlar. Şimdi bir de şöyle kadınlar var. Aslında ekonomik bağımsızlığı elinde gayet güçlü olabilecekken yalnız kalmamak adına ödün üstüne ödün veren kadınlar var bir de. Çünkü uzaklaşıyorsunuz abi. Gerçekten korkuyorsunuz. Gözünüz korkuyor öyle bir kadınla birlikte olmaktan. Nasıl yanaşacağım? Aynı gelire sahip olmadığın kadınla birlikte olur musun? Kadın senden daha yüksek kazanıyor. Yani olurum. Bir de şu var ama çok zor o erkek için bunu kabul ya, etmek. Bir de bu var çok mesela. Zor. Çünkü gene bu toplumun sana, yani ataerkinin sana öğrettiği bir şey bu. Yani erkek eve ekmeği getirir. Allah Allah, yani neden? Yani eşitsek. Ya 2020'ye geldik artık. 2020 ama yani bu şu anda daha yeni yeni belki de konuşulmaya başlanıyor. Erkeğin kendine bunu itiraf edebilmesi çok zor. Büyük bir acı var orada. Olabilir. Ne güzel. Yani ne bunu güzel kabul edebilmek, sonuçta bir ilişki o, bir birliktelik var. Kimin ne zaman neyi getireceği belli değil yani. Bugün sen, yarın ben, yarın müşterek. Sen. Müşterek. Müşterek. Hayat müşterek. Bence gene bu etiketlere çok takılmayalım deyip ne bu etiketlere özenelim ne de bu etiketlerle birbirimizi yaftalayalım. Kendiniz olun ama öyle bir kendi olmak ki bu, kendini yargılamamayı da içeriyor. Kendini affetmeyi de içeriyor ve kendini olduğu gibi sevmeyi de içeriyor. Özgüvenini ve öz şefkatini ancak buralardan geliştirebilirsin. Neden gülüyorsun? Ben zaten başka zor bir şey konuşuyorum. Hayır, ben şimdi zor kadın dedik ya, hep o zor kadın anlarım geliyor aklıma da o yüzden. Ha, anıları canlandı. Dolayısıyla kızlar, meseleye ne kendini zor kadın olmaya zorlayarak başla, ne de erkeğin işine gelmeyen bir kadın olduğun için kendini kötü hissetme. Onların işine gelmeyen çok yanımız var ve her seferinde bizi buradan aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sen kendini bil kızcağım, kendine sahip çık. Kendin için doğru olan neyse sonuna kadar arkanda dur. Onun için de fedakarlık demiyorum ama ödün verme kendinden. Jackie'ye teşekkür ederim katıldığı için kanala. Görüşmek üzere. Acı bitti aşkım.